Merhaba, 16 Nisan saat 16.46 itibariyle dolar kuru yorumuma başlıyorum. Zaten bir süreden beri doların bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu söylüyoruz. Ve de bu yükseliş trendi içerisinde elinde doları olanlar tutmaya devam etsin diyoruz. Tutmaya gene devam edebilirsiniz. Çünkü hiçbir analiz size işte şurası tavandır, burası tepedir, buradan döner diyemez. O yüzden elinizde olanlar tutmaya devam etsin. Peki nerede artık satışa geçmelisiniz veya buradan almak isteyenler ne yapmalı? Şimdi bundan evvel söylediğim 6.60 seviyesi vardı. O gene duruyor fakat 6.60'ı bayağı bir geçmiş olduk. Şimdi onun üzerinde şu 6.79 seviyesi var. Yani buradan alıyorsanız 6.79 seviyesinde zarar kes yapmalısınız. Zarar kes seviyeniz 6.79'dur. Siz daha bir yukarıda bir zarar kes kendinize göre belirleyebilirsiniz. Ancak 6.79'un altına iniyorsa burada zarar kes yapıp çıkmalısınız. Elinde olan kişilerde 6.79'un altına geliyorsa bir miktarını, hepsini değil, satmayı düşünebilir. 6.60'da kırılıyorsa geri kalanını o zaman satar. Şimdi bundan evvel yapmış olduğum yorumlarda diyordum ki yani 6.60 kırılırsa bir miktarını satarsınız. Olmadı, daha aşağı gitti, daha geri kalanını ondan sonra satarsınız ne kadarını uygun görüyorsanız. Şimdi böyle dememin sebebi çok yükseldi. Bu arada 6.60'ın da altına gelmedi. Siz de tuttunuz, güzel. Şimdi böylelikle daha yukarıdan bir yerden satma şansınız oldu. Eğer düşecekse ne diye ben tutayım diye düşünüyor, soruyor insanlar. Ne zaman düşeceğini bilmediğimiz için böyle bir strateji takip edelim diyorum ben. O yüzden baktınız 6.79'un altına gidiyor. Bu fiyatlar 6.78 falan oluyor. İşte oralarda da kapanış yapacak gibi falan bir kısmını satabilirsiniz. Çünkü 6.60'a kadar gelip oradan tekrar destek bulabilir. Oradan yükselmeye başlar. Oradan destek bulursa bir daha alırsınız. 6.60'da kırılıyorsa biraz daha satarsınız. Bu şekilde yaparsınız. Yani bugün almak isteyen insan için stop loss seviyesi yani zarar kes seviyesi 6.83 olabilir yukarıda. Ama 6.79'un ben daha iyi bir seviye olduğunu düşünüyorum. 6.79'u kendinize zarar kes olarak koyup kademeli olarak alabilirsiniz. Şunu benden duymak istiyor insanlar. Alayım mı, satayım mı? Net olarak cevap ver. Bir şey bu kadar çok yükselmişse, o yükseldiği noktada alayım mı, satayım mı? Net olarak cevap veremeyiz. Kademeli alın deriz. Alayım mı, satayım mı? Net olarak cevap verdiğim yer 6.14. 6.14'ün üzerine çıkıyorsa alabilirsiniz demiştim. Çünkü o zaman osilatörler falan aşağıdaydı. Oradayken alabilirsiniz dedik. Şimdi 6.14'ün üzerine gelmişiz 6.94'e. Değil mi? 80 kuruş gelmiş. Buradan kesinlikle alın kazanırsınız falan diyemiyorum. Benden bunu beklemeyin. Ayrıca şunu da bir de rica edeceğim. Elimde var, bozayım mı, alayım mı, satayım mı, işte ne kadar daha tutayım falan gibi sorularınız yatırım danışmanlığı kapsamına giriyor. Bireylerin de yatırım danışmanlığı vermesi yasal olarak mümkün değil. O yüzden bu sorularınıza peşinden cevap veremeyeceğimi söylüyorum. Hepinize bol kazançlı iyi günler diliyorum.